malzemeleri sayarak işe başlamak istiyorum. Ben 3 mm kalınlığında tek burgu pamuk ip tercih ettim. Bir de yuvarlak anahtarlık yerine bu tarz anahtarlıkları tercih ettim. İlk olarak anahtarlığıma 3 adet yaklaşık 25 cm boylarında ipimi bağladım. Ama 25 cm birazcık kısa geldi. O yüzden siz 30 cm'lik ipler takarsanız işinizi garantiye almış olursunuz. Bu modelde aslında sadece küçük bir baklava deseni yapacağım. O yüzden oldukça basit bir model. İplerimi üçerli olmak üzere iki gruba ayırıyorum. Ve aslında tüm yapacağım işlem düğüm atmak. Ortadaki iplerden birini alıyorum ve hemen yanındaki ipi alarak o ipin üzerine 2 adet düğüm atıyorum. Daha sonra hemen bir yandaki ipe geçiyorum. Aynı şekilde o iple de 2 tane düğüm atıyorum. Baklava desenimin ortasına klasik makrome düğümü atmak istedim. Peki nedir bu klasik makrome düğümü? Bir sağdan bir de soldan atılan düğüm. İplerimden bir tanesini C gibi yapıp diğer ipi de onun içinden geçiriyorum. Artık baklava desenimiz ortaya çıktı. Ben aynısından bir sıra daha yapmaya karar verdim. Alt kısmının biraz daha kalın görünmesi için ve daha sonra bağlama işlemine geçeceğim. Püskül kısmını ince bir tarak yardımıyla tarayarak açabilirsiniz. Pamuk ip olduğu için kolayca açılacaktır ve ipimiz tek bulgulu olduğu için gayet düzgün duruyor. İkinci anahtarlığımızda aslında birincide yaptığımız baklava deseninin aynısını yaptım. Tek fark ortasına düğüm atmak yerine ahşap bir boncuk yerleştirdim. Bu noktada cilalı boncuklar yerine ham ahşap boncuk tercih ederseniz çok daha güzel bir sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Thank you.
ayarladığımızda yine klasik bir sağdan bir soldan makrome düğümünü kullandım. Öncelikle soldaki iki ipi kenara ayırarak sağdaki dörtlüyle çalıştım. Dediğim gibi iki düğümümü attım. Daha sonra sağdaki iki ipi kenara ayırdım. Bu kez soldaki dört iple çalıştım. Aynı şekilde iki düğüm attım. Bu şekilde bir sağdaki dörtlüyü, bir soldaki dörtlüyü istediğim uzunluğa gelene kadar ilerlettim. Modelimizde en sağdaki ve en soldaki ipi çok uzun tutmakta fayda var. Ortadaki ipler kısa olabilir ama sağdaki ve soldaki ipler en az 60 cm uzunluğunda olmalı. Burada klasik makrome düğümünden bahsettim size, bir sağdan bir soldan atılan. Bu düğümü sürekli aynı taraftan attığınızda makrominiz kıvrılmaya başlıyor. Sürekli sağdan ya da sürekli soldan atabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Ben ortadaki dörtlüyü bıraktım ve sağdaki ve soldaki iplerle sürekli sağ taraftan aynı düğümü attım ve böyle kıvrımlı hoş bir anahtarlık elde ettim. Anahtarlığımızda ilk anahtarlığımı yaparken baklava desenini oluşturmak için kullandığım düğüm tekniğini kullandım. Ama bu kez düz bir şekilde attım düğümlerimi. Baklava da biliyorsunuz böyle aşağıya doğru atmıştık. Düz bir şekilde attım. Bu teknikte biliyorsunuz her bir iple 2 adet düğüm atıyoruz. Burada da aynı şeyi uyguladım. Her bir iple 2 adet düğüm attım. Sadece son ipe geldiğimde tek düğüm atıp o ipi ters çevirdim ve onun üzerinden düğüm atmaya devam ettim. Thank you.
Son modelimizde küçük makrame topları oluşturdum ve aralara da boncuklar yerleştirdim. Bunun için öncelikle 6 tane bir sağdan bir soldan makrame düğümümü attım. Daha sonra ortadaki ikili ipi o üstten geçirerek çektim ve orada bir makrame topu oluşmasını sağladım. Buna İngilizce'de berry modeli deniyor. Aralara da boncuk yerleştirdim ve böyle hoş bir anahtarlık elde ettim.